Ahmet Oğlan köyünde bir yol sıkıntısı sorunu var. Dilersen ona başlayalım abi. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Ahmet Oğlan Köyü yolunun zift dökülüp üzerine çakıl atılarak soğuk asfalt yapıldığını ancak tam oturmadan yolun sel nedeniyle bozulduğunu anlattı. Şimdi orada yol sıkıntısından ziyade şöyle bir şey var. Yol yıllardır yapılmıyordu. Hı-hı. Yol yapıldı. O hani soğuk asfalt dedikleri şekilde yapılıyor. Yani önce zift atılıyor. Ondan sonra üstüne çakıl atılıyor. Hı-hı. Tam da bu oturmadan yağmur yağdı. Yani Ahmet Oğlan köyünün sorunları bitecek gibi de değil. Şimdi yani benden aslında nazar değdi biraz da. Şimdi gerçekten de köye yatırım yapılmadığı gibi bu yapılan yatırımı da sel aldı. Abi çok özür dilerim, bir parantez açayım. Çorum'a hep üvey evlat derler ya, Ahmet Oğlan'a da üvey evlat muamelesi mi yapılıyor? Yani öyle gibi. Yani şimdi işte telefon yoktu, onunla ilgili programlar yaptık. Telefon oldu, yapıldı, edildi. Hı. Bunun arkasından bir hani bir doğal afet geldi, işte sel felaketi, işte evet. Sel felaketinde yapılan yollar tamamen gitti. Gitti. Yani hani burada da yapacak da bir şey yok doğal felaket olunca. Tabii hani bu yolda mesela bakın şimdi şu buradan su geliyorsa evet. Mutlaka görüyorsunuz işte şeyde. Tabii altı zaten tamamen kayacak. Tabii yani buradan zamanla. Böyle bir su geldiği zaman da zaten büyük bir ihtimalle şrampolleri mi iyi değildi de o yola vurdu çıkarttı. Onu da bilemiyoruz tabii. Sel felaketi var ciddi anlamda. Yapılan işin iş olsun denilerek yapıldığını anlatan Atak, işin aslı ehline yaptırılmadığı için böyle sorunlar oluyor. Bunlara harcanan milli servet dedi. Normalde şu, yani aslında biz işimizi iş olsun diye yapıyoruz yani. Şöyle bir şey var. Kel için. Olanlar bunu yanlış anlamasın. Yundum mu kel kız darandım bile hesabı. Yani işi aslında ehline yaptırılmadığı için evet, bu şekilde problem. Böyle ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani yaptın mı köyün yolunu yaptım. Ama nasıl yaptın? Işte, tabii yani. Neye göre uygunluğunu? Şimdi bunlar aslında servet yani bu yapılan tabii. Yollar falan. Ciddi de rakamlar hepimizden çıkıyor. Hepimizden çıkıyor. Yani ciddi de rakamlar çıkıyor. Şimdi gazeteci yazar Ayhan Aykanat ise konuşmasında Ahmet Oğlan köyünün hemen yakınında bulunan Ahmet Sami Ceylan'ın köyüne taşımak gerektiğini ifade etti. Ben Ahmet Oğlan köyünün oradan taşımak lazım diye düşünüyorum. Hı-hı. Ahmet Oğlan köyü başkanlığı seçimleri olursa ben başkan adayı olarak o seçime katılıp köyü mü taşıyacaksın abi? Köyü taşıyacağım. Oradan var mı öyle bir ilk seçim vaadinde bu mu? Köyü taşıyacağım diyor. İlk seçim vaatlerimden birisi bu olsun. Ahmet Oğlan köyünü alacağım. Ahmet Sami Ceylan'ın köyüne götüreceğim. Her şeyden faydalansınlar. İmkanlar daha iyi olduğu için. Aykanat en azından medeniyetin olduğu bir köyde ikamet etsinler dedi. Bizim köylüler de bu sayede o imkanlardan faydalanır ama arazileri hani kullanabilirler. Sonuçta oradan tabii oraya gidip gelebilirler falan filan. Hı-hı. Ama hiç olmazsa medeniyetin geldiği bir köyde otursun bizim köylülerde. Evet. Yani vaadim bu. Dolayısıyla Ahmet Oğlan köyünün başkanı olursam, Ahmet Sami Ceylan'ın köyüyle birleştirirsem doğal olarak Ahmet Sami Ceylan'ın köyünün de başkanı olacağım.